Şu an Şerif Frig kafe ve restoran önündeyiz ve içeride neler bekliyor bizi bir bakalım. Bugün Aizen köyünde Şerif Frig restorandayız ve bizim ustamızın yaptığı yemeklerinin tadına ve tarifine bakacağız. Öncelikle bizim ustamızı tanıyalım. Ben Şef Nevzat Kalkan, Şerif Frig restorantına hoş geldiniz diyoruz. Gastronomi şehrimiz Afyonkarahisar'ın yemeklerini tanıtacağız sizlere. Özellikle bizim haşhaş fabrikamız olduğu için haşhaşı daha çok ön plana çıkartıyoruz. Bununla ilgili inovatif çalışmalarımız oluyor bizim. Haşhaşlı baklava yaptık, haşhaşlı sufleyi yaptık, haşhaşlı pizzamızı yaptık. Haşhaşlı lokumumuzu yapacağız biraz sonra. Haşhaşla ilgili sütlaçlarımız var. Haşhaşı daha çok ön plana çıkarıyoruz. Ama yine aynı şekilde bizim Afyonkarahisar'ımızın doğal lezzetleri olan, kendi lezzetleri olan, kendi yemeklerimiz olan bunların sunumunu yapacağız. Biraz sonra hep birlikte hepsini göreceğiz sizlerle. Teşekkürler. Öncelikle neyle başlıyoruz bugün? İlk şimdi pizzayla başlıyoruz. Haşhaşlı pizzamız hamurunda var. Arkasında Afyonkarahisar'ın yemekleriyle ve arkasına haşhaşlı lokumumuzla beraber giriş yapacağız. Peki haşhaş pizzasında neler koyuyoruz? Tarifini söyler misin? Şimdi unumuz var, sütümüz, yağımız, haşhaşımız, tuzumuz, şekerimiz ve mayamız var hamurunda. Üzerinde yine bizim Afyonkarahisar'ımıza ait olan kavurmamız, aynı zamanda pastırmamız var. Afyonkarahisar'a has bir pizza geliştirdik. İtalyan pizzasının içerisine haşhaş vererek Afyon versiyonunu uyarladık. Çok güzel duruyor. Fırında kaç dakika bekletirsiniz? Hangi derecede? Evde yapmak isteyenler var? Şimdi ev fırınları tamamen başka fırın olduğu için biz buradaki taş fırından bahsediyoruz. 340 derecede 7 dakika 6 dakika arasında pişiyor. Fırınımızın sıcaklığına göre. Tabii önceden ısıtılmış fırınımızda. Peki pişirdiğini nasıl anlarız? Görüntüsü söyler zaten. Elimize aldığımız zaman, altına baktığımız zaman piştiğini söyleyecek ve bunu biraz sonra tekrar kamerayla göstereceğiz. Ben sizi işinize bırakalım. Nasıl yapıyor göstereyim. Şu an bizim haşhaş pizzayı fırına koyuyoruz ve 7 dakika bekleyeceğiz pişirmesi için. Çok güzel olmuş. Bir de çok güzel kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Sıcak mı? Yakar mı? Sıcak. Beklememiz mi lazım? Biraz daha beklememiz gerekiyor. Pizza çok güzel oldu. Peynir hem haşhaş ve biberin tadı geliyor. Gerçekten çok nefis. Artık konuşmak istiyorum. Sadece yemek istiyorum. Şu an önümüzde 3 çeşit yemek vardır ve bu yemeklerin ismini bilmek isteriz. İlk bununla başlayalım. Bunun ismi ne? Bunun adı ne? Afyon kavurmamızdır bizim. Yine bizim gastronomi şehri olduğumuz için Afyon'umuza ait olan bir kavurmamızdır. Altında keşkek yatağında dediğimiz bu şekilde sunumumuz var bizim. En az 7 saat pişiriyoruz biz bu eti. Ve sunumumuzu da bu şekilde yapıyoruz restorantımızda. Bu et neyin etidir? Büyükbaş, dana dediğimiz, döve dediğimiz bizim büyükbaş, helal kesim olan hayvanlarımızın etidir bizim. Pişirmesinde farklı ya da özel bir baharat ya da yöntem var mı? Yöntem bizim Afyon'umuza aittir. Önce pozasını aldırdıktan sonra derin bir yağda en az 7 saat pişiririz biz. Baharat piştikten sonra tuz ve karabiber. Onun haricinde başka hiçbir şey yoktur içerisinde. Burada bir domates, soğan, bir de bu mantar mı oluyor? Evet. İçinde ne var peki? Kaşar peyniri vardır. Afyon manda yoğurdumuz bizim. Afyonkarahisar'a aittir yine aynı şekilde bizim yoğurdumuz. Mantarımız var.
sebzelerimiz var, ızgaralarımız, soğan, domates, biberimiz ve közde sarımsağımız var. Sunumumuz bu şekilde. Teşekkürler, çok güzel duruyor. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Afyon keşkeğimiz yarma buğdaydan olur, paçık etiyle olur. En az 12 saat fırında bir gün önce gecesinden bırakılır ve Afyon kaymağı ile birlikte yapılır. Bizim Afyon'umuza ait coğrafi işaretli bir ürünümüzdür bizim. Peki bu ana yemek mi oluyor yoksa önce mi ya da sonra mı? Bu bizim genelde sabah kahvaltılarında yediğimiz bir yemeğimizdir. Genelde sabah kahvaltılarında tüketilir burada. Tabii ki öğlen arası, akşam, yani her öğün yiyebiliriz ama genelde en çok sabahları tüketiriz. Çok güzel duruyor. Tuzlu mu, baharlı mı, tatlı mı? Tuz ve karabiber yine. Kullandığımız baharatlar. Ben karabiber severim. Afiyet olsun. Üçüncüsü, bunun adını öğrenmek istedim. Afyon tandırımız yine en az 12-13 saat taş fırında bir gün öncesinden bekleterek, yine büyükbaş danadır, düvemizdir, helal kesim olan hayvanlarımızdandır. Yine aynı şekilde manda yoğurdumuz, altında yine afyon keşkeğimizle beraber sunumumuzu yaparız biz. Yine sebze ızgaralarımız var. Bunlar sadece bizim restorantımıza ait şu anki sunumlarımız. Bunun altındaki keşkeğe dediğiniz, acaba içinde ne oluyor? Öğrenmek istedim. Yine aynı şekilde büyükbaş hayvanımızın paçık eti. Paçık eti dediğimiz bizim yine hayvanımızın sert olan etindendir. Bir gün öncesinden bıraktığımız gibi yine keşkekle beraber bırakırız. Yine etimiz büyükbaş hayvanımızın but kısımlarındandır. Sert bir ettir. Kısık ateşte en az 12 saat pişiririz. Peki bu sunduğunuz yemeklerinle en güzel giden içecek ne olur? Mesela bunu yiyeceksem ne içecek alayım? Mesela ayran olabilir bunun yanında. Gazoz olabilir. Şalgam olabilir. Ama biz yine bu yemeklerimizin yanında ayran diyoruz. Ayran çok güzel. Her şeyle gidiyor. Ben de seviyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Şimdi yemeklerin tadına bakacağız. Ve ben bununla başlamak istiyorum. Hepsi çok güzel, birbirinden çok güzel. Kıvamı da hoşuma gidiyor. Çok güzel. Çok lezzetli. Bir de ikisi beraber çok güzel oluyor, bir karışım oluyor. İçinde tereyağı var mı? Tabii ki. Tabii ya. Çok güzel oldu. Buna 10 puan, 10'da puan veriyorum. Çok güzel. İkincisi. Keşkeğimiz. Keşkeğimizin tadına bakıyorum. Bir et parçası öyle. Kaşığı doldurdum. Güzel bir yemeğiydi. Bu tabağı bitirsem olur mu? Çok güzel. Her şey birbirine uyumludur. Peki bu baharat ne? Rozmarin. Türkçe'de biberiye. Taze baharatımız. Onu tek başına yeniliyor mu? Çünkü ben yemek istiyorum mesela. O serttir. Uç kısımlarından alalım. Ya da karışık. Çok güzel. Sonra buna geliyoruz. Tandırımız. Ben et çok severim mesela. Yemekler etlidir. Et çok yumuşak. Ve güzeldir. Tuzu, baharatlı, her şey tam içine girdim. 10'da 10. Şu altındaki felde ne var? Afyon karahisarımızın sucuğudur. Afyonumuzun sucuğudur. Biz bundan 100 yıl, 200 yıl öncesine dayanan
köy evlerinde, köy fırınlarında sucuk gömme yaparlarmış. Sohbet için, lezzet için, bir arada toplanmak için. Biz bunu restorantımızda günümüze yansıtarak, günümüze getirerek böyle bir sunum hazırladık, şov amaçlı. Masalarımıza bu şekilde sunum yapıyoruz. Peki, bu ateş pişirmesini tamlayan bir şey mi? Yani lezzet mi katıyor? Şimdi bu sadece şov amaçlı. Sucuğumuzu biz köze gömüyoruz. Közde en az 20 dakika bekletiyoruz. Bu şu anda yaptığımız sadece şov amaçlı. Hem sucuk soğumasın, hem masaya gittiği zaman insanların ilgisini çeksin istiyoruz. Ve bu restorantımızda o havayı, yani eski, bundan 100 yıl önceki, 200 yıl önceki odalarda büyük atalarımızın, dedelerimizin yapmış olduğu sohbeti, muhabbeti, lezzeti biz restorantımıza yansıtmak istiyoruz. Eskiyi modernize ederek burada yaşatmak istiyoruz biz. Yani eskiden ne varsa bunlardan kopmadan inovatif çalışmalarla bu şekilde çalışmaya başlıyoruz. Çok güzel görünüyor ve çok sıcak. İçinde sadece sucuk mu var? Evet, sadece sucuk var içerisinde. Aa, çok güzel duruyor. Şimdi bununla beraber ne yenilir mesela? Bunu neyin yanında yapabiliriz? Bunu sadece bu şekilde. Aa, çok iyi. O zaman et sevenler çok hoşuna. Sıcak mı yanan kısmı? Sıcak. Bekleyeyim mi? Bekleyebiliriz. Afyon sucuğu gibisi yok dediklerinde doğru söylediler. Çok güzel. Ay, yandım. Bu çok güzel duruyor. Hemen tadına bakmak isterim de önce ne olduğunu öğrenelim. Önümüzdeki tatlı ne nedir? Haşhellalı suflemiz, yani haşhaşlı suflemiz. Biz haşhaştan çikolata üretip çikolatadan da sufle yaptık. Yine kendi restorantımıza ait olan bir ürünümüz. Yani çok güzel duruyor. Peki bu nasıl pişiriliyor? İçinde haşhaştan başka ne var? Un var, yumurta var, tereyağı var, haşhella var. Yani haşhellanın çikolatası var. Yanında da çok şekerli yemek istemeyenler için kremamız var hafifletmek için. Ve yanında keyifli olsun diyerek dondurmamızı bıraktık ve meyvemizi bıraktık. Bu şekilde dörtlü bir sunum olarak yenilebiliyor. Şöyle aldığımız zaman içindeki haşhaş küçük parçacıklarını görebiliyorsunuz. Buyurun tadına bakabilirsiniz. Hemen tadına bakıyorum. Annem çok güzel. Gerçekten çok güzel. Karışması çok güzel bir tadı veriyor. Tatlıdır ama aşırı tatlı değil. Yani yiyebilirsiniz, bunu bitirebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Gerçekten hoşuma gitti. Artık bu kafeye gitsem sufle, haşhaşlı sufle derim. Güzeldir. Afyon Karahisarımızın 2500 yıllık tarihine dayanan mermeri. Bakteri barındırmasıyla bilinir. Afyon Karahisarımızın büyükbaşının etidir. Afyon Karahisarımızın coğrafi işaretli patatesli ekmeğidir. Biz bu Afyon ürünlerini bir arada topladık. Mermerde pişim olarak yaptık. Ve yine restorantımızın şovlarından bir tanesidir bu. Peki mermerde pişirmek neyi katıyor yemekte? Farklı bir... Tavalara, lavalara, demir dökümlere göre daha lezzetli hale getirir. Mermerimiz bakteri barındırmamasıyla bilindiği için eti daha bir lezzetli hale getirir. Teşekkür ederim.
Peki hangi baharat ekliyorsunuz şu an? Tuz, karabiber. Memeride kaç dakika pişirilir? 1 dakika arasında falan pişiyor. Etin inceliğine göre tabii ki. Şu an biz ince yaptığımız için çok kısa bir sürede pişecek. Ama kalın yaptığımız zaman 1,5 dakikayı falan bulabiliyor. Peki eti memeride pişirmeden önce herhangi bir özel pişirme yöntemi ya da başka bir şey yapıyor musun? Sadece eti ızgarada mühürlüyoruz biraz. Suyunu kaçırmamak için. Etinin lezzeti fena güzel, çok güzel. Afyonumuzun lokulu, haşhaşlı lokul hamur işidir. Genelde sabah kahvaltılarında ve dört çaylarında tüketilir. Şimdi yapım aşamasındayız. Peki hamurun içinde ne koyuyorsunuz ve maya mı yoksa kabartma tozu mu kullanıyorsunuz? Maya kullanıyoruz. Un, tuz, su, maya. Hamurumuz bu kadar. Çok güzel. Peki bunun kalınlığını nasıl belirtiyorsunuz mesela? Şimdi bu bizim sürekli yaptığımız için el alışkanlığımız var. El alışkanlığımıza göre gidiyoruz biz. Bellek kıvamı alması gerekiyor. Fırında mı pişiriliyor yoksa kızartılıyor? Evet, fırında. Kaç dakika, kaç derece? 235-240 derece arasında, yaklaşık 18-22 dakika arasında. Peki bununla beraber ne yiyebiliriz mesela? Peynir olabilir, zeytin olabilir, domates, salatalık. Yani sabah kahvaltı tarzında genelde tükettiğimiz için bunlar da daha keyifli bir hale gelir. Teşekkürler. Tabii evde genelde bizim afyon karahisarımızda, evlerde zaten gastronomi şeyde zaten evlerdeki annelerimiz, atalarımızın, büyüklerin yapmış olduğu yemekler. Bugün günümüzde restoranlarımızda uyarlıyoruz. Peki bunlar bunun için mi özel? Yok. Onu istediğimizde pişirebiliriz. Tepsi de olabilir, bu da olabilir. Ben genelde bunları da pişiriyorum. Peki bununla pişirmenin avantaj ne olur? Toprak güveç olduğu için daha lezzetli. Peki haşhaşının yerine başka neler koyabilir mesela, haşhaş değil mi? Haşhaş olmazsa olmaz. Haşhaşın yerine başka bir şey koymuyoruz. Tabii bu cevizli de olabilir. Yani haşhaşın içerisine ceviz de koyabiliriz. Şeker de koyabiliriz. Onlara da yapabiliriz ama haşhaş olmazsa olmaz. Peki şu an yaptığınız porsiyon mesela kaç kişilik porsiyonu olur? 2 kişilik olabilir. Tek kişi yiyebilir. Bunu insanların açlık durumuna göre tabii ki bunlar. İçecek ne olur? Çay mı olur? Çay, evet, kesinlikle çay. Bunun yanında çay diyoruz. Şimdi bunları fırına koyacağız. Yardım edebilir miyim? Tabii ki. Bunu şöyle yapalım, biraz onları yağlandıralım. Şimdi bunları yağlandıracağız. Keşke ben de yapabilseydim. Yapabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Peki bunu neden yapıyoruz? Daha iyi kızarması için. Ne oldu?
Biraz bekleyeceğiz. 18 dakikadan sonra fırınımızın sıcaklığına göre tekrar pişti ya da pişmedi. Ona göre bakacağız. Çaşı lokmanız çıkıyor. Vay, çok güzel kabarmış. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şimdi hepsini yemek isterim. Toplam kaç dakika pişirdin? 18 dakikada 235 derecede. Bunun servisi nasıl yapıyorsunuz? Böyle mi oluyor? Yanından ne bu koyuyorsunuz? Bu şekilde kahvaltı sunumlarımızda, kahvaltı tabaklarımızda bu şekilde bir tane altında tabak bırakıyoruz. Misafirlerimize bu şekilde veriyoruz. Peki. It has been prepared for 18 minutes and when doing the service, they put it on plates and they usually serve it with tea or maybe coffee. And as you can see, it's ready, it's soft, and I'm going to taste it in a moment. Su olmuştur, bunu kenara bakabilirsiniz. Üfleyerek tabi biraz daha. Biraz sıcak. Lezzetli. Çok güzel. Şoşun tadı çok güzel geliyor. Tam içine girdi ve biraz çitir oldu. Afyon'a gelenler bunun tadına bakmadan gitmesinler. Gerçekten çok öneriliyorum. Hatta evde yapabilirsiniz, yapın ama buraninki daha güzel. Bence buraya gelin önce. Isırmadan mı? Böyle lop diyemiyor. Türkiye'de ve dünyada ilk yapan biz inovatif çalışma. Haşhaşlı baklava. Çok güzel. Peki içinde ne var? Haşhaş. Dövme haşhaşımız. Bizim kendi üretmiş olduğumuz, kendimize ait has olan haşhaşımız. Bu haşhaşta. Ezmesi ya da krema şekli var mı? Yani... Yok, hayır. Bu şekilde. Bu haşhaşta baklavaya bunu kullanıyoruz. Şöyle aldığımız zaman... Baklava için mi özel, bu baklava için de ama hamur işlerinde de kullanabiliyoruz. Ama bunu baklava için özel olarak ürettiğimiz bir ürünümüz. Çok güzel, bayıldım. Gerçekten bayıldım. Masada eksik olmayacak bir şey. Afyon'dan ayrılmadan önce bunu kesinlikle yemelisiniz. Çok seversiniz. Bir de hassasla dolu olduğu için böyle bir ağzına oturuyor ki bir tane daha hemen atmak istersiniz. Yemekleri çok güzeldi. Her şeyi beğendim. Buraya gelen herkes burada uğramaları kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama her şey çok güzeldi gerçekten.